Ben Sait, Çorum Osmancık Kuzköy 1950 doğumlu. Özel hayatımda fırıncılık yaptım işte, fırınlarda çalışarak, onun dışında otellerde, lokantalarda falan çalıştım. Bugüne kadar geldik işte, gurbet hayatım, aşağı yukarı 51 sene gurbet hayatım var. Ben 52 vilayet, 18 tane devlet gezdim beyefendi. Çocukluğumda hem sığır gidiyordum, hem ilkokula gidiyordum. Bir tane orta derece görmedim karnelerimin hiçbirinde, hep süperdi. Bırakın zayıfı, orta derecem yoktur ilkokulda. O zaman bir tane öğretmenimiz vardı, 4 tane köyün çocuğu bize gelirdi okuma, okul yoktu. 4. sınıfta eğitmenlik yapıyordum, öğretmene yardımcılık yapıyordum ben. Sonra işte öğretmen okuluna gelmek istedim burada Hasanoğlan'a. İmtihanlara girdik, kazandık. Babam çok fakir bir adamdı. Fakir demek bize yakışır yani, sizin anlayacağınız. Orada bir kazara bir okuldan atarlar mı atarlarsa tazminatı ödeyemem diye göndermedi ben okula. Sonra Kur'an kursuna gittim, Kur'an okudum. Gene orada da iyiydim, süperdim, hocalarımın gözdesiydim. Şu Süleyman Aslan vardı ya, Halk Bankası Genel Müdürü. Evet. Onun babası benim tecvit hocamdır. Hakkı Hoca, Hakkı Havuz. Öyle işte, ondan sonra 16-17 yaşımızda gurbete atıldık. Ne yapabilirsem bu fakirlikten kurtulurum, ne yapmam lazım? İnanın ben 9 yaşlarımda, 10 yaşlarımda aylığı 1 liraya sığır gidiyordum. Tıkırlarda. Kolu komşunun sığırlarını giderdim. O zaman başladık çalışma. Hala çalışıyoruz ama ne bileyim işte, şans diyelim. Yere gelemedik. Hiç, tabii ki hiç oyuncağınız olmadı. Evet, evet. Ya oyuncak ne? Oyuncak bizim kitaplarımızdı. Okuldan geldi mi önlüğü çıkartmadan sığırların peşine gidiyordum. Kaç kardeştiniz? 5 kardeşiz. Bir kız, 4 erkek. Evet. Baba o zaman tabii, baba da bir işi yok herhalde. Yok işte, köylerde toplasan 20 dönüm arazimiz ya var ya yok. Kendi bildiğine çift sürer, kıra gider, odun keser. Sonra Osmancık'a gider, bizde çeltik tarlaları var orada. Çeltik kaşı bağlar yani, böyle çeltik otun içinde, suyun içinde yetişiyor ya. Böyle. Diğer kardeşler hayatta mı? Onlar hayatta, onlar kendini kurtardılar. Yani kurtardı derken? Ya Zonguldak'ta birinin 2 tane evi var, birinin Antalya'da 2 tane evi var. Anladın mı? En büyüğümüz bekçiydi Zonguldak'ta, o da kendini kurtardı. En naçar ablamla biz kaldık, ben kaldım ben. Görüşüyor musunuz? Bir abim kaldı tek hayatta şu anda. Ablam da yakın zamanda vefat etti, sizler öyle. Öbür biraderler gitti. En küçükleri benim. Bütün ömrüm, emelim ya bir kaptan olmaktı. Gemilerde kaptan ya da bir öğretmen olmaktı. Hiçbirisini başaramadım. Biz önce Macaristan'a gittim. İzinsiz çalışıyordum dedi. Çalışma iznim yoktu. Gezdiğim ülkeler yani vize değiştirmek için dolaştım. Gidiyordum 15-20 gün, bir hafta kalıp dönüyorduk hani. Vize, pasaporta mühür yenilince bir 90 gün daha kalma hakkımız oluyordu. O gezdiğim ülkeleri öyle gezdim aslında. Ben 5 sene Macaristan'da, 12 sene Romanya'da kaldım. Gurbet hayatım oralarda geçti. Aşık olduğum kızı asker ocağındayken tanımıştım. Buyurun, ben 5 yıl cezaevinde yattım Giresun Şebin Karahisar'da. Oradan ondan ötürü 5 sene askere geç gittim yani. Evet. İşte Davutpaşa'da askeriken Kastamonulu bir kızla tanışmıştık. Benden de 7-8 yaş küçüktü yaşı. Ben aşkı onda tattım, onu tanıdım yani. Aşkı onda orada tattım. Sonra işte askerlik bitti. Benden önce onun birisi istemişti. Kaçırmışlar kızı ekmek arabasıyla. Orada kumbasalların fırınları vardı, Güngör'e kısmında oralarda. Birisi almış götürmüş kızı ekmek arabasında. Kız apoyunun delilendi yani, kafayı yedi kız. 6-7 ay falan Bakırköy'de yattı, Kıl Hastanesi'nde. Ondan sonra da gitti. Burayı deşmeyin. Ona yakıştım, şu anda aklıma gelen bir şiir. Bir dörtlük okuyayım, hepsi ezberimde yok. Güzellikte abu hayat derya gibisin. Her gün görmek istediğim rüya gibisin.
huzurda kabul olacak dua gibisin. Kabul olacak tek duam sen ol güzelim. Devamı ezberimde yok. Birçok acılar çekmiş insan olarak, birçok variyet olup da hala mutsuz olan insanlara bir mesajınız var mı? Para mutluluk getirmez, bana getirmedi. Ben çok iri, çok fakir de yaşadım. Buyurun çöp tenekelerinden ekmek aldım, yedim. Ben çok da güzel hayatım oldu. Mesela çok yurt dışında çok güzel paralar kazandım. Hani para her şey değil. Para, benim görüşüm para, varım, yiyorum, içiyorum, borcum yok, zenginlik budur. Sağlıklıyım, zenginlik budur yani. Ben öyle patronlar tanıdım ki beyefendi, buyurun adamın hanımını ben yemeğe götürdüm, zamanı yoktu yemeğe götürme. Benim patronum, İşten dolayı, evet. Patronumun hanımını ben yemeğe götürdüm. Rica etti benden, ya bunun canı sıkılıyor, al götür şunu. Romanya'da, burada, Türkiye'de de. Yani oradan doğru zenginlik insana mutluluk getirmiyor. İmkanı olup da huzur evine annesini, babasını bırakanlar için bir mesajınız var mı? Onlara kızıyorum. Nasıl kızıyorum? Bir Çorum'da bir adam tanıdım ben. Annemi huzur evine getireceğim diyor. Niye getireceksin? 3 senedir ben bakıyorum diyor. Öbür biraderler hiç ilgilenmiyor. Dedim ona ki, bak dedim, bu şimdi senin hanımın sözü, senin sözün değil. Bunu sana söyleten hanımın. Niye bırakıyorsun annenin huzur evine? Aferin işiyor, kusuyor, bilmem ne diyor falan filan. Dedim ona ki, sen küçükken işemiyor muydun? İşiyordu, hepimiz işiyorduk. Anamız attı mı bizi? Yok, kusmuyor muydu? Kendi hastayken bile bizi mücadele ettiriyordu. Sen ananı niye getiriyorsun falan. Sonra annesini adam huzur evine getirmekten vazgeçti. Tamam dayı dedi, teşekkür ederim, koymayacağım anamı huzur evine dedi. Buradaki insanlar dışarıdakilerden neler bekliyor? Ziyaret mi bekliyor, ne bileyim? Ben şahsen, ben dışarıdan gelenlerden hiçbir şey beklemiyorum. Sadece böyle sizin gibi konuşayım yeter. Hiçbir şey beklemiyorum.